Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size kanalımızda bulunan yaklaşık 130 tane video içerisinde ilk önce hangi onunu izlemeniz gerektiği hakkında bir içerik oluşturduk. Ondan geriye doğru sayacağız. Ve bu içerikler emin olun size güneş enerjisinin genel mantığı hakkında kesinlikle bilgiler verecektir. Sonrasında da diğer videolarımızı izlemenizi tavsiye ederim. Geri sayımımıza başlayalım. 10. sırada lisanssız elektrik üretimi hakkında bir videomuz vardı. Bence bakıldığında yaklaşık 52 bin görüntüleme almış bir video. 10 kW altı çatı cephe uygulamalarını anlatan bir videomuz bu. Ve hani kendi yaşadığım evrak süreçleriyle ilgili konular, işte çatıdaki statiklerle ilgili hesap, kitap, bunların belediyeden uygunluk yazısının alınması vesaire gibi tüm süreçleri anlatan, bizim başımızdan geçenleri anlattığımız bir video. Bence evrak anlamında nelerin yapıldığını bilmeniz açısından kesinlikle izlemenizi önereceğim bir video. Volkswagen firmasının Power Day diye bir etkinlik yaptığından bahsettik ve onu özet şeklinde Türkçe'ye çevirip hani en kritik konu başlıklarını aldığım bir içerik. Gerçekten hani güneş enerjisi, elektrikli araçlar, şehir şebekeleri, araçlardaki depolama üniteleri ve onların kullanım şekillerinden bahseden, şarj ünitelerinden bahseden, geleceğe ışık tutan bir içerik aslında. Ve firmanın da bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonraki bakış açısını da, ne yapmayı planladığını da anlatan bir içerik. Mümkünse İngilizcesini izleyebilirsiniz. 8 numaramızda güneş panellerinin temizlik yapıldığında ve kirli bırakıldığında ne kadar üretim farkı olduğunu anlatan bir içeriğimiz var. İçerisinde Excel dosyası, teknik veriler, rakamların olduğu ama bir o kadar da basite indirgenmiş, toplamda yüzde bu kadar fark eder, yüzde şu kadar fark eder gibi birçok farklı panel çeşidinin temizlikle ilgili içeriği bu videomuzda bulabilirsiniz. Bence çok çok kıymetli bir bilgi, kolay kolay bulamayacağınız bir bilgi aslında. Hatta bu videonun İngilizcesini, belki Almancasını dahi yapmayı planlıyorum. Bu videomuzda bugün siz gerçek bir güneş enerji santrali kursanız, bunun mahsuplaşma yöntemi, yani elektriği verdim, aldım, maddi olarak bir fatura ödüyor muyum, ben ne kadar ödeme alacağım, nereden ödeme alacağım, vergiler var mı, fatura kesmek zorunda mıyım gibi aslında bir sade vatandaşın aklına gelen bütün soruların cevabını bu videoda bulabilirsiniz ve adım adım bütün aşamalarını anlattık. Çünkü yönetmelikteki maddeler ve onların uygulama yöntemleri biraz kafa karıştırıyor olabilir. Bu videomuzu izlediğiniz zaman elektriğin tellere doğru gidişi, tellerden eve doğru gelişi, buradaki fiyatlandırma, toplamdaki aylık bazda yapılan mahsuplaşma hepsini çok net bir şekilde mantığıyla beraber anlamış olacaksınız. 6 numarada önemli bir video bence. Dünya başkentlerinde 1 kW'lık bir sistem kurduğumuz zaman ne kadarlık elektrik üretimi yapabiliriz ile ilgili bir içerik bu. Bunu kendi bulunduğunuz bölgeye de uyarlayıp nasıl yapıldığını anlatıyoruz videonun içerisinde. Acaba ben bugün Darıca'da bunu kurarsam Ocak ayında ne üretirim, Şubat'ta ne üretirim, Haziran'da ne üretirim, hepsini görme şansınız var. 5 numaradaki videomuz aslında biraz gelecekle alakalı bir öngörü videosu, öyle söyleyebilirim. Birol Güven'in sunmuş olduğu, sevgili Birol Güven'in Gelecek Geliyor isimli TV programında konuk olmuştuk. 15 dakikalık bir program ve orada güneş enerjisi sistemlerinin nereden nereye gideceğini anlatmaya çalıştık. 2019 yılında yapılan bir içerikti bu ve bakıldığında ciddi anlamda şu an güneş enerjisinin durumu ve ileride nelerin geleceği noktasında içeriğimizi bulabilirsiniz. 4 numarada aslında güneş enerjisinin temeline iniyoruz diyebilirim. Burada özellikle dağ başında bir off-grid sistem, yani şebekenin olmadığı yerde bir akülü sistem kurarken ya da karavan içerisinde ya da teknede bu tarz bir sistem yaparken PWM ya da MPPT olarak adlandırılan
iki farklı şarj yöntemi var. Bunların hangisini kullanacağız? Paneldeki çalışma mantığı nedir? Basite indirgeyerek anlattık. Hatta videomuzda diş macunuyla anlattığımızı göreceksiniz. Hani mantığını anlamak ve sonra kendinize göre seçimi yapmak tabii ki sizin elinizde. Bizim görevimiz burada konuyu en basite indirgeyip doğru bir şekilde anlamanızı sağlamak faydalı olacaktır. Bence vakit ayırmanızı tavsiye ederim. Gelelim ilk üçe. Bence hani bu videomuz özelinde ilk üçte olması gereken videolardan bir tanesi aküler hakkında acımasız gerçekler. Özellikle bu başlığı tercih ettik ama anlattıklarımız da başlıkla örtüşüyor. Çünkü hakikaten insanların kafasındaki solar bataryalarla, güneş enerji sistemlerinde kullanılan bu bataryalarla yapılabilecekler, bunların ömürleri, beklentileri, aslında tam da düşündüğünüz gibi olmadığını anlatmaya çalıştığımız bir video. Hatta ikincisini, üçüncüsünü yapacağız onun, öyle söyleyeyim. Bu videoyu izlediğinizde solar bataryalarla ya da kurşun asit temelli bataryalarla ilgili çok detaylı bilgi sahibi olmuş olacaksınız. Sonrasında seçim yapmak tabii ki yine sizin elinizde olacak ama bu videoyu izlemeden solar batarya almayın derim size. Geldik 2 numaraya. Özellikle bu videonun ilk üçün içerisinde olması gerektiğini kesinlikle düşünüyordum. Güneş enerjisiyle ilgili videolar yaptıkça, içerik ürettikçe kendi çatımızdaki sistemle alakalı elektrik satışı yapabildiğimizi anlattığımızda insanlar diyor ki, aa bak böyle bir haber vardı, böyle bir içerik vardı, işte böyle bir yazı okudum gazetede, dergide, televizyonda, işte birisi varmış, sistem kurmuş ama sattığı kadar da dağıtım bedeli masrafı çıkartılmış. Yani sistemi kurmasının ona hiçbir faydası olmamış. Biz güneş enerjisinden elektrik üretip satıyoruz dediğimizde, peki bu videoya ne diyorsun? Hani bak böyle de olmuş, buna yorumun nedir? Gibi çok fazla yorumlar yazıldı. Ben de bunun üzerine Özgür Bey, bu tesisin sahibi Seferihisar'da kendisini aradım. Böyle böyle durumumuz var. Bunu video haline getirmek istiyorum. Son durum nedir? Diye kendisine istekte bulundum. Sağ olsun davet etti bizi. Kırmadı. Anlattı şu anki süreci, neler yaşadığını, o zamanki problemin çıkmasının kaynağı neydi, neden böyle olmuştu. Bunların hepsini anlattı ve artık elektrik satabildiğini de videolamış olduk. Artık bize yorumlarda peki bu videoya ne diyorsun dediğinde hemen altına yeni yaptığımız bu 2 numaradaki videomuzu ekliyoruz. Ve sonra yorum devam etmiyor. Öyle bir sessizlik oluşuyor. Bizim için de önemli bir durum bu. İnsanlara doğru bilgiyi anlatmak lazım. Güneş enerjisi korkulacak bir şey değil. Geldik zirveye. Güneş enerjisi konusunda ne kadar teknolojik detaylardan bahsederseniz bahsedin. Akülerden, aküsüz sistemlerden, panelden, inverterden. Günün sonunda dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta, peki bunun maliyeti nedir? Bize kaça patlar? Ne kadar zamanda geri döndürürüz? Gibi sorular oluyor tabii haklı olarak. Biz de bu videoda kalem kalem hangi ekipmanın ortalama ne kadar fiyatlarla tedarik edilebileceği, size gelen teklifin içeriğinde nelerin olacağı, hangi fiyattan olacağını anlatmaya çalıştık. Tabii ki dolar ile anlatılan bir içerik bu. Güneş enerji sektöründe maalesef ekipmanlar, malzemelerle alakalı teklifler istediğinizde dolar ile ya da euro ile teklifler almanız çok olası. Biz de o yüzden bu videoyu böyle anlatmıştık. Birçok yorum aldık. Neden işte dolarla anlatıyorsun? İşçiliği neden dolarla yazıyorsun? Vesaire. Siz de fikirlerinizi o videomuzun altına belki yazarsanız biz de cevaplamaya çalışırız. Evet, bir de bonus video olarak bir video eklemek isterim buraya. Güneş enerjisi ile ilgili bu kadar uğraşıyoruz, videolar çekiyoruz, bunları hazırlıyoruz. İşte bunlarla ilgili ışıktır, kameradır, ekipmandır. Kolay şeyler değil ve çekim aşamasında yaşadığımız komik anları da birleştirdiğimiz, 1000 aboneye ulaştığımız dönemde yapmış olduğumuz bir video vardı. Kamera arkası görüntüleri. Yaklaşık 8000 kişinin izlemiş olduğu bir içerik. Biraz güldürelim istedik sizi. O videomuzu da izlemenizi tavsiye ederim. Böyle çok can sıkıcı bir şekilde duymuyor olacağız. Özellikle video çekerken böyle motor sesi duymak çok hoş olmuyor. Farklı panel güçlerini,
aynı seri bağlantı içerisinde tutmaz eğer devreden varsa. Çatılarda kullanılabilecek, evin ihtiyacını karşılayacak 10 kW altı.